Efendim merhaba. Evet, çok yoğun bir pazarın ardından haftanın ilk iş gününe yeni olaylar da eklenerek başladık Kuzey Kıbrıs'ta. Tabii dün öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin seçiminde çıkan manzarayı diyalog ekranlarından an be an aktarıp sizlere yorumlama şansını yakaladık. Burada stüdyo konuklarımızla, sevgili Mert'le birlikte. Sonrasında biz cumartesinden Pazartesi sabaha kadar süren Ulusal Birlik Partisi kurultay maratonunu an be an takip ettik. Diyalog TV saat 5.40'a kadar, 5.40'da belirlendi sonuç ve 5.40'a kadar ısrarla canlı yayınlarımızı yaptık. Son sonuçların divanın açıklamasına kadar sizlere ulaştırdık ve sonrasında da liderlerin, daha doğrusu ikinci tura kalan Hüseyin Özgürgün ve Sayın Ersin Tatar'ın açıklamalarını sizlere aktardık canlı canlı. Tabii o an bizim için gecenin sonu gibi görünüyordu. Yeni kalkan insanlar oldu, izleyenler oldu. O açıklamaları birçoğunu izleyemedi toplum. Şimdi tekrar kısa bir şekilde yeniden vereceğiz en azından iki kazananın yaptığı açıklamaları. Ve gün boyunca birlikte mesai yaptığımız diyeyim artık. O Ulusal Birlik Partisi kurultay hem üyesi hem görevlisiydi kurultayda. Avukat Hasan Yücelen'le birlikteyiz. Biz gün boyunca çok şey konuştuk pazar gün. Şimdi program içerisinde dünü ve yarın da artık bundan sonrasında ne olabileceğine ilişkin değerlendirme yapacağız. Hoş geldin sevgili Hasan. Hoş bulduk Aytucuğum. 2 gün maratonda birlikteydi. Birlikte olduk. Evet. Şimdi değerlendirmeye geçeceğiz ama kaç dakika sevgili yönetmenim? 3-4 dakika mı? 4,5 dakika. Bir görüşme yapılan açıklamaları verelim. 4,5 dakikalık bir VTR. Saat 5.40'da çekilen VTR'ler bunlar. Sadece Diyalog TV'de var. Onu da söyleyelim. Hemen ekrana getirelim ve sonrasında da üzerine konuşmaya devam edelim. Gerçekten yeni sistemiyle Ulusal Birlik Partisi bugün şölen, büyük bir şölen şeklinde bir kurultay gerçekleştirmiştir. Şu anda sonuç tabii ki ikinci tura üzerinde de saatli bir şekilde yapılıp bitirilmiş olması. Türkiye'deki Ulusal Birlik Partisi tüzüğü değişik. Cidden bir devrim niteliğinde bir tüzükle bu kurultaya gidilmiştir. Bu yeni sistemde hem üyelerinin, partinin çok geniş bir tabana açılmış olması hem de ilk defa böyle bir sistemde bir genel kurultayın yapılıyor olması da tabii ki bizim için de bir ilkti ama gayet güzel bir ortamda Ulusal Birlik Partisi üyelerinin 6.000'in üzerinde yoğun katılımıyla çok düzenli olması esas başarı burasıdır. Bu ben daha önce de söyledim yani sonuç ne olursa olsun Ulusal Birlik Partisi kazanmalıdır. Şu anda da öyle olmuştur. Dolayısıyla tabii ki Ersin Bey'le ikinci turla kaldık. Şimdi bunu oturup değerlendiririz. Sonuçta Ulusal Birlik Partisi'nin bu kurultaydan başarıyla çıkması en büyük sonuçtur, en büyük başarıdır. Bunun da gerçekleşmesinden dolayı genel başkan olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Esasen budur. Bundan sonrası dediğim gibi partinin kazandığını dikkate alırsak artık bundan sonrası bizim için bence sonuçtan çok bugünkü başarılı kurultayın konuşulması olmalıdır. Ve birlik beraberlik olmalıdır. Teşekkür ederim. Şimdi diğer adaylar daha önce seçim öncesinde ikimizde herhangi biri ikinci tura kalırsa bir karşımıza bir cephe olarak diğer 6 aday olacak. Onun için ikinci turla ilgili herhangi bir düşünceniz, öngörünüz var mı? Şimdi tabii sonuçta sandık. Yani netice sandıkta belli olur. Dolayısıyla sandığın ve Ulusal Birlik
Partisi üyelerinin takdiri bugün ilk turda bir sonuç ortaya koymadı. Ama tabii ki dediğim gibi oturup değerlendiririz bunu. Çünkü sonuçta sonuç ortaya koymamakla birlikte aslında ortada bir de irade var. Yani bunu bir şekilde oturup biz değerlendiririz. Ama tabii dediğim gibi sonuçta önemli olan bugün sonuçtan çok bunun ortaya çıkmış olmasıydı. Dolayısıyla yani ben daha önce de çok söyledim. Yani neticeden çok Ulusal Birlik Partisi'nin başarılı olmasıydı. Dolayısıyla ikinci tur içinde şimdi oturup konuşuruz. Ersin Bey'le oturup konuşacaksınız. Yani, konuşuruz derken. Yani ben tabii kendi değerlendirmemi, yani yalnız Ersin Bey'le değil, kendi değerlendirmemi de yaparım. Ersin Bey de yapacaktır. Sonuçta önemli olan partinin başarısı olduğuna göre, birlik beraberliği sağlamak olduğuna göre bunu da sağlarız. Yani bir sıkıntı olmaz. Bravo. Teşekkür ederiz. Üzerinde insanımız, üyemiz oy kullanmıştı. Dolayısıyla onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beklediğimden daha fazla bir iştirak oldu. Bütün parti çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok sayıda insanımız burada bugün görev yaptı. Gerek divanda, gerek diğer noktalarda. O bakımdan parti olarak güzel bir kurultay gerçekleştirdik bugün itibariyle. Tabii ben kendi arkadaşlarımla bu ikinci tur olayını değerlendireceğim. Ama tabii ki partimizin geleceği bakımından ne gibi bir durum ortaya çıkar? Bunu birkaç gün içerisinde herhalde kararlaştırırız. Ben bir kez daha Sayın Hüseyin Özgür'ü aldığı netice itibariyle tebrik ederim kendisine. Peki diğer adaylarla dışarıda yaptınız mı orada? Hayır, daha biraz zaten akşamdan sabah karıştırdık. Şimdi sabah mı akşam? Çok karıştırdık. Şimdi bir böyle şey diyeyim. Yani toparlayından sonra. Diğer adaylar arasında bir toplantı yapacaksınız. Ne? Şimdi biraz tabii daha erken. Bilmiyorum saat kaç oldu bugün? 5.30 oldu. Gece ben gece 12 gibi. Bu saatler uyanırdım ben ama. Siz şimdi karıştırdım. Abi yürüyüşü de kaybettim. Yürüyüşü de kaybettim. Toparlayından sonra. En büyük öpe. En büyük öpe. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, Ersin Tatar'ın neşesi yerindeydi. Zira ikinci tura kalmayı garantiledi. Aslında kulislerde hep Ersin Tatar, Ünal Üstel gibi düşünülüyordu. Ama Ünal Bey bayağı geride kaldı tabii yarışta. Özellikle ilk sandıklar açılırken orada tüm adayları görme fırsatımız oldu. Yüz ifadeleri gerçekten de hele de böyle iddialı olanlar ki bakıyorum Ünal Üstel sadece 708 oy alabilmiş. Ersin Tatar ikiye katlamış örneğin Ünal Üstel'i 1437 oy almış. Tabi Hüseyin Özgürgün de Sayın Tatar'ı ikiye katlamış 2722 oy. Evet, hemen değerlendirmeye başlayalım artık Hasan Yücelen'le birlikte. Bir tablo var önümde. Şimdi hızlıca böyle üst üste koyduğumda tüm adaylar bir Özgürgün kadar oy almış aşağı yukarı. Evet, yani rakam hemen hemen denk oluyor. Zaten 6000 oyun 2700'ünü, 2720'sini Hüseyin Bey aldı. Diğer adaylar da kendilerince oylarını aldılar. Tabii ki Ünal Bey bayağı iddialıydı ve kendinden çok emindi. Ancak halkın nabzı böyle değildi. Halkın nabzında yani Ulusal Birlik Partisi'yle tabii nabzı. Yani hayır ama Ulusal Birlik Partisi'yle birlikte yani Ulusal Birlik Partisi'yle bağı olmayanların da düşüncesi buydu. Çünkü ülke siyasetinin gerçeklerini bilen insanlar siyasette zafere ulaşmanın yöntemlerini ülkemizde hangi yollardan geçtiğini görenler aslında burada birinci ve ikincinin Hüseyin Bey'le Ersin Bey olacağını gözlemlemek için çok bilgiye sahip olmaya gerek yoktu. Tabii Aytu Bey burada en önemlisi dün birinci ulusal birlik 20. olan kurultaydı ama ben yeni bir isim kullanmak istiyorum. Birinci Ulusal Birlik Partisi Demokrasi Festivali diyorum. Gerçekten öyleydi. Abi. Gerçekten yani binlerce insan ilk günkü moral bozukluğu ve katılımın üzerine orada binlerce insanın varlığı sabah 8'den sabahlara kadar oradaki o dinamizm, o heyecan ve bir yarış ama saygı çerçevesinde, demokrasinin kuralları çerçevesinde, hoşgörü çerçevesinde.
hiçbir sorunsuz, çünkü binlerce insanı bir yere topladığınızda her türlü riski de taşıma ihtimali var ki polis teşkilatı da bunu bildiği için çok sayıda polisi de orada görevlendirdi. Herhangi bir olayın olmaması için, ama sadece orada onlar da kurultayın gidişatını izlediler. Bu güzel bir olay. Yani bir gerginlik bekleyişi vardı ama olmadı. Olmadı ve demokrasi kazandı. Aslında Ulusal Birlik Partisi ülkede bir devrim yaptı. Yani artık diğer siyasi partiler bu doğrudan demokrasi yöntemini uygulamak zorundalar. Çünkü şu anda Ulusal Birlik Partisi üzerindeki ölü toprağı attı. Bir kurultay için 6000 üyenin oy kullanması, sıralara girmesi, adaylarına sahip olması. Kazananın önemi yok. Benim düşüncem bu. Bu sistemin kazanmasının önemi var. Çünkü bu Ulusal Birlik Partisi'nin kadrolarının yenilenmesine, kaliteli toplumun özlediği ileride seçimlerde adayların hayat bulmasına ve iş bilen, tecrübeli insanların, halk tarafından kabul gören partilerin yönetimde söz sahibi olmasına sebep olacak. Çünkü tüzüğümüzde biliyorsunuz Aytu Bey, yani milletvekilliği seçiminde de sıralamayı bölge üyeleri yapacak. Bugün Lefkoşa bölgesinde 3000 üzerinde bir üye var. Sıralamanın ne şekilde sonuçlanacağı, listelerin ne şekilde belirleneceği bu sistemle mümkün değildir belirlenemez. Zaten başkanlık içinde 3 aşağı 5 yukarı aynı algı var. Yani şimdi eskiden işte delege belliydi sayı. Seçime göre 750-1300 arasında giden gelin. 3 aşağı 5 yukarı herkesin rengi de belliydi. Evet. Seçime girmeden önce tahmin edilirdi. Tahmin edilirdi aşağı yukarı. Ama şimdi işte 9000 üye, yazılı üye var. Hangi birini ne kadar? Dün konuştuğumuz bu. Yani hiçbir sonucun mutlak olarak çıkacağından emin değildik. Hepimizin içinde bir gerçeklik vardı gözlemlerine dayalan. İşte ben bunu iki hafta önce Ersin Bey'le de paylaştım. Yani birinci Hüseyin Bey, ikinci siz çıkacaksınız. Yani ben bundan hiç tereddüt etmiyorum. Çünkü nabız bu. Ve bu algı Gezici'nin anketine rağmen hayat buldu. Çünkü Gezici biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kesin tahminleriyle şu anda itibar edilen bir anket şirketiydi. Maalesef bu kurultayla ilgili, evet dediğimiz gibi fena tosladı. Tabii Türkiye de tosladı. Yani bu arada evet, onu da söyleyeyim. Tabii Türkiye'nin sonuçlarını kimse tahmin etmedi. Evet. Hiçbir şey. Tabii ben bizim ülkemizi değerlendirmek istersem Aytu Bey, benim için kazanan adayların veya kazanan adayın varlığından çok bu demokrasinin ve bu seçim sisteminin başkanı belirlemesinde hayat bulmasıdır. Çünkü tereddütlerim vardı. Hiç denenmemiş, yapılmamış bir yönteme gidiyoruz. Aslında Hüseyin Bey risk aldı. Siyasi bir risk aldı. Çünkü Hüseyin Bey şu anda başkandı ve kadrolarını kurmuştu. Ve UBP'nin bir önceki seçimde aldığı oy oranına göre toplam üyesinin de delegesinin de başkanı belirleyecek delegesinin de sayısının 900 civarlarında olacağını düşündüğümüz zaman Hüseyin Bey bu tüzüğü geçirip bir sonraki kurultayda yaşam bulacak şeklinde bir düzenleme yapsaydı belki de bu seçimlerde Hüseyin Bey %65-%70 ile stratejisini doğru kurduğu için belki de başkan olacaktı, ama siyasi risk alarak bu tüzüğü bu seçimde yürürlüğe koydu ve tüm üyelerin, tabii ki çarpıklıklar vardır, olacaktır. Yani partili olup üye yazılmayanlar vardır. Bölgelerde kendi çıkarlarına uygun üye yazanlar vardır. Bunlar olacaktır. Hı. Bunlar yani bu sistemin hayat bulması en az iki kurultay daha ister tam anlamıyla. Ama bugün bir gerçek vardır. Düşünün ki bir beldede başkana ve yönetime, parti meclisine oy veren iki kişi varken bugün o beldede 32 kişi oy verebiliyorsa bu o beldede, o köyde artık mutlak bir hakim yok. Bir güç yok. Yani bu aslında şeyi de çıkardı. Bir takım ailelerin örneğin, geniş çaplı ailelerin bir çıkar odağı üzerine oturttuğu tehdit sistemi, unsuru olmaktan çıktı. Evet, örgüt yani başkanı. Kimsenin örgüt başkanının şu ailenin bu ailenin tek elinde değil artık. Değil. Benim en çok eleştirdiğim konu şuydu. Örneğin hükümet partisi, örneğin şu an Cumhuriyetçi Türk Partisi
Bugün genel şeye gidecek olsa, gerçi başkanı başbakan değil ama öyleydi yıllardır. 700 üye, 800 delege, 700-800 delege ki bu delegelerin, ben şimdi eleştiri olsun diye söylemiyorum ama işte kamu görevlilerine bir takım yasaklar ve şu bu olduğu için daha çok belli bir noktada olan insanların oluşturduğu ve sürekli aynı insanların oluşturduğu. Aynı insanlar ve o insanlar, bu 700-800 kişi ülkenin geleceğini tek elinde tutabilecek yapıya sahip. Aydın Bey, dün konuşurken bir şey yaptık, değerlendirme yaptık ve siyasal partiler yasasında partilerin mali denetim konusu artık Sayıştaylığın kontrolüne girdi. Yeni evet, düzenlemeyle. Yeni yasayla. Şimdi bu doğrudan demokrasi, evet, dün çok güzel çalıştı. Ve bence bu doğrudan demokrasinin diğer partilerde de hayat bulabilmesi için siyasal partiler yasasında yapılacak bir değişiklikle bu türde üye yazılmalarının ve bu türde seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yapılması belki de ülkenin daha güzel, daha demokratik bir siyasi yapıya bürünmesine sebep olacak. Fikirdir bu. Hayat bulması değil ama orada bence Yüksek Seçim Kurulu'nun o yerde onun direktifleri ve onun kontrolüyle bu seçimin yapılması, belki de siyasi partilerde bu söylentilerin, bu sıkıntıların ortadan kalkmasına sebep olacak. Belki partilere üyelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirme zorunluluğu getirip birden fazla siyasi partiye üyeliğin önüne geçecek. Bu yöntemler yapılırsa bütün partiler bu doğrudan demokrasi zenginliğinden faydalanacak. Bu çok önemli. Tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin önümüzde bir ikinci turu daha olacak. Tabii şu anda durum farklılaşır. Katılım oranı ile ilgili belki benim düşüncem bu. İkinci turda, bu birinci turda ulaşılan sayı ulaşamayabilir. Çünkü orada 150-140'a yakın da parti meclis üyesi yarıştı. Onun yakınları, ona destek olan sevenleri de oradaydı. 7 adayın gönülden bağlı olan, destek veren insanlar da vardı. Şimdi bu 7 adayın 5'i şu anda yok. O gönül verenlerin, ben birer asker gibi o adayların arkasında durduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben bunu dün biraz vakitten sonra diyelim, bol vaktimiz oldu, konuşmaya çalıştım adaylarla da. Biz bir kimisi şöyle dedi, ben de aynı ifadeyi kullandım. Yani sizler için gelenler şimdi toplanıp bir Sayın Ersin Tatar'a şimdi destek vermeniz lazım. Çünkü öyle bir deklareniz vardı daha öncesinde. Kim ikinci tura kalırsa bu grup içerisinde onun arkasından yürüyeceğiz. Da bu oranda olur mu? Eğer bir dava varsa, eğer bir hedef varsa ve biz bu hedefi... Bir inanç birlikteliği varsa... Yani bunu olduğunu iddia edenler var. Bizim bir iddiamız vardı. Biz bu yola çıkarken mevcut başkanın bu görevde kalmaması için yola çıktık. Ve biz bunu sağlayacağız şeklinde bir inanış vardı. Ha bu ne kadar olur olmaz o ayrı bir durum, onu bilemem. Ama böyle bir düşünce hasıldı o an. Ben içimden konuşuyorum. Şimdi Ersin Bey mutlak olarak partide ikinci adam konumunda. Ve bu üyenin oyuyla ikinci adam. Birilerinin belirlemesiyle değil. Ne de grup, yani meclis grubunun veya parti beşlisinin belirlediği bir ikinci güçlü adam değil Ersin Bey. İkinci güçlü siyasetçi değil. Üyenin belirlediği ikinci güçlü bir siyasetçi. Şimdi tabii ki diğer adaylar da bireysel olarak kendi siyasi geleceklerini düşünüyor. Yani bugün Ünal Bey veya Nazım Bey veya Ersan Bey siyaseten ben veya Zorlu Bey ben siyaseten bıraktım demiyor. Yani öyle bir şey gördünüz mü siz sonuçlardan sonra, öyle bir düşünce? Veya evet, demek ki üye bizi takdir etmiyor, biz kendi durumumuzu değerlendireceğiz demek gibi bir şey yok, yani düşünce yok. Burada tabii bu adayların... Ersin Bey'in güçlü çıkması. Çünkü kaybetme ihtimali de var ikinci turu. Tabii. Şimdi kaybetse bile güçlü kaybetmesi, Ersin Bey'in ikinci adam olarak perçinlenmesini, yani ikinci adam derken yani güç açısından ikinci güç olarak perçinlenmesine yol açmak isteyebilirler mi? Çünkü Nazım Bey yıllar var kendini çok güçlü görürdü. Evet. Ama ben kendi gözlemimle bu aslında bu seçim sonuçlarıyla Nazım Bey'in aslında güçlü olmadığının ortaya çıkacağını öngörüyordum. Ünal Bey de son süreçte kendini artık parti yönetebilecek
bir güce sahip olduğunu düşünüyordu. Ama bu sonuçlar gösterdi ki aslında maalesef yani tabana enmeden lider olmak mümkün değildir. Bu onun göstergesi. Aslında ülkede siyaset değişmemiştir Aytu Bey. Yani sayı büyümüştür ama siyasi güç odakları değişmemiştir. Bugün Hüseyin Bey ülkede siyaseti düzgün oynayarak ve yaratılan sistemi düzgün kullanarak bugün burada siyaseti kaldı. Kuralına göre oynadı. Kuralına göre, evet. Yani şöyle diyeyim ben, bu benim yorumum olsun. Hükümete girmek Sayın Hüseyin Özgürgün'ü kurultayda avantajlı konuma getirecekti. Bundan faydalandı. Ama yıllarca bu böyle değil mi? Hep böyleydi zaten. Evet. Sistemi Hüseyin Bey dedi oyunu ki ben, kuralına göre oynamak. Hüseyin Bey dedi ki ben başkan olarak devam edeceğim. Ve kuralına göre siyaseti nasıl yazdılarsa ben de ona göre davranacağım dedi. Doğru bir strateji güttü. Sonuç ortada. Şimdi bu sonuç şeyi de bir şekilde atlamış olmaz mı? Hükümeti. Çünkü tabii ki 6 aday, geriye kalan 6 adayın en büyük eleştirisi hükümete girmesi. Hükümetin girilmesi. Bu şartlarla hükümete girilmesi. Ama hükümete şimdi, de hepsi onay verdi. Tamam, onay verdi ama üzerine kurdu. Buna bunun evet, üzerine bina edildi. Siyasetleri bu yönde bunun üzerine kurgulanmıştı. Demek ki şu üye Hüseyin Bey'e %45'e evet, yakını evet, doğru yoldasın dedi üye. Dedi ki tamamdır yaptığın iş. Şu anda bir engelleri daha var. Olabilecek bir erken seçimde eğer Ulusal Birlik Partisi birinci parti çıkarsa evet Hüseyin Bey siyaseti doğru ve halkın nabzına göre oynadı demektir bu. Gerçekten yani kuralına göre. Ersin Bey de siyaseti ülkemiz şartlarına göre doğru oynadı. Çünkü Ersin Bey 1,5-2 yıl var yola çıktı. 3-4 ay önce çıkmadı. Diğer adaylar gardını aldı. Maliye Bakanlığı'ndan gittiği günden evet, beri Ersin Bey bir yok, gece burada bir gece başka. Evet hayır yani herkesin elini sıkarak, herkese seslenerek, kalbini kazanarak da siyasette başarılı olma ihtimali var bu ülkede. Ersin Bey bunu başardı. Yani bir tarafta belli güce sahip, hükümeti yönetme, devlet ülkeyi yönetme, partiyi yönetme gücü başarılı oldu. Çünkü ülkemizin gerçeği bu. Ve bir tarafta da Ersin Bey var. Diğer gücü kullandı. Birebir ilişkileri, diyaloğu, sevgisini, hoşgörüsünü, insanlarla ilgilenmeyi, insanlara derdini sormayı kullandı. Aslında seçimi ülkemizin siyasi gerçekleri kazandı. Ha, Ünal Bey bekledi. Nazım Bey bekledi. Ersan Bey zaten sonradan çıktı. Zorlu Bey de başkan diye hiçbir zaman adım atmadı. Şimdi mesela Zorlu Bey'e bir parantez açmak lazım bence. Zorlu Bey bir misyon, bir evet, hedef ve bir fikirle yola çıktı. Aslında diğer adaylarından biraz farklıydı bu noktası. Saygı duymak lazım. Yani milliyetçilik üzerine bina edilen UBP'nin CHP'yle hükümet kurmasını kendi düşüncelerine ters olduğunu düşünen ve bununla ilgili yola çıkan. Tamam. Topu 324 oy alıyorsa bu düşünce demek ki orada bir sorun, yani kendi açısından bir sorun var. Yani senin ortaya koyduğun bu vizyon, ben daha farklı gördüm. Yani Sayın Ceyda'yı da daha farklı gördüm. Evet. Ama hadi güçsüz bir adaydı. Ama Sayın Zorlu Töre bir milletvekiliydi. Bir semboldür aslında. Evet. Yani bir mücadeledir yaptığı. Evet. Ama o mücadeleye Ulusal Birlik Partisi destek vermiyor. Çok nettir. Yani 324 oy çok komiktir. Yani bu kadar oyda milliyetçilik, bu kadar aşırı vatan savunulması, herkes vatanı seviyor ve savunuyor. Ama parti içinde bu şu andaki yönetim tarafından riske atılıyor olarak algılanmıyor. Evet. Yani Zorlu Bey aslında şu anda bir risk olduğunu savunarak yola çıktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile kurulan hükümetin ileride Kıbrıs Türk'üne büyük sorunlara sebep olacağını söyledi. Ama üye dedi ki biz öyle düşünmüyoruz. Bu verilmeli. Tabii burada Aytu Bey bir gerçek var. Yani ben artık parti içi yarış veya kazanan söyleminin bırakılması taraftarıyım. Çünkü aslında bir siyasi partinin nihai hedefi iktidara gelmektir. Ve asıl olan yarış seçimlerdir. Halkın önündeki verilen beyanlar, düşünceler ve halkın takdir etmesidir. Parti içinde üyenin uygun gördüğü veya görmediği olarak yola çıkılması lazım artık. Yani bir yarış var. Hüseyin Bey kazandı, Ersin Bey kaybetti veya ikinci turda Hüseyin Bey kazandı veya Ünal Bey kaybetti olarak bakmamak lazım. Söylemleri ve düşünceleri üyeler Hüseyin Bey'in daha uygun buldu
ve onun bu dönemde partiyi yönetmesini uygun gördü dememiz lazım. Çünkü Ulusal Birlik Partisi yarış söylemiyle kaybediyor. Bundan ayrılmamız lazım. Üye layık gördü. Belki bir sonraki seçimde layık görmez. Bu şekilde oturtmamız lazım Ulusal Birlik Partisi olarak siyasi çalışma yapımızı. Tabii burada bunun oturtulması için bu siyasi düşüncenin yerleşmesi gerekiyor. Yani insanların bu hoşgörüye kazanma ihtimalinin, kaybetme ihtimalinin, yani layık görülüp görülmeme ihtimalinin de varlığını, olabilme ihtimalini değerlendirmesi lazım. Zaten dün Ünal Bey'i ben çok gergin gördüm. Beraberdik, takip ediyorduk. Sürekli işte en küçük şeyden kendisine karşı bir şey düzenlendiği düşüncesindeydi. Ama o kadar geniş, o kadar büyük imkanlar var ki şu anda teknolojik olarak. Bu yapıda bir şey olması mümkün değil. Ya aslında bilir misiniz, biz neden 5.40'a kadar kaldık? Saat 10'dan 5.40'a kadar. Evet. Ki dün işte aynı anda tabii AK Parti'nin de seçim zaferi vardı. Orada tabii çeşitli spekülasyonlar var. İşte 3,5 saatte sonuç çıktı. 55 milyon oy nasıl sayıldı? Ama bir şekilde aslında bir önceki seçimde de baktığımızda aşağı yukarı 3-4 saatte bu işi bitiriyorlardı. Ve bir ironi oldu. Orada bu 55 milyon oy sayılırsa buradan saymaz. Buradaki işe güvensizlikten divan şöyle şu kararı verdi. Biz tek tek bunları sayalım ki şaibe olmaz. Evet. Yani bu kadar çok güvensizlik. Çok güzel yönetildi ama. Çok güzel yönetildi ama bu da tamamen trajikomik. Büyük. Yani bakın Londra'dan filan dün yayın yaparken gelen mesajlar vardı. Resmen dalga geçercesine gelen mesajlardı bunlar. Böyle bu zamanda böyle sayım mı olur? Halbuki ben gidip son gecenin sonunda Sayın İlker'e de dedim ki divan başkanına. Ya dedim bizi de ezdiniz, siz de ezildiniz, herkes ezildi. Ya en azından dedim önümüzdeki hafta iki aday var. Koyun Opti'ye bu işi. Gelen işaretlesin. 15-20 dakikada, yarım saatte bu sonuç çıksın. Ne siz uğraşın, ne bir başkası uğraşsın. Ama bir yerde şey diyorlar, bölgelere sandık kurulması lazım. Ama dün o yaşanan şölen, o heyecan da gerekiyor siyasi partiler için. Çünkü onlar dinamikleri hareket ettiriyor. Yani aslında saat 10'a kadar açılmasa şey, böyle bir sorun olmayacaktı. Yani hem sayım yöntemini değiştirirsek ve normale döndürürsek oy verme saatini. Örneğin önümüzdeki hafta cumartesi ya da pazar ne günse. 6'da biterse. Saat 6'da bitirirse ve normal bir şekilde sayım, yani tek tek yine yapılacaksa gene yok, tabii yani 10'a 11'e gidecek ama. Bugünkü sonuçlar, dün çıkan sonuçlar artık gelecek hafta bu şekilde bir talebin olmasının önüne geçti. Çünkü aslında zaten bilmiyorum takip ettiyseniz ama sistem değişti zaten 2000 oydan sonra sayım sistemi. Yok yani, onu takip etmedim. İlk 2000 oyda 100 oy sayılıyor, sonuç açıklanıyor. Sonra şeyler ayrılmaya başlandı. Daha hızlı oldu. Evet. Yani işte Ersin bir tarafa, Hüseyin bir tarafa filan toptan açıklandı. Örneğin 200 tane ve işte 85 daha hızlı hızlandı. Oldu sonra. Biraz hızlandı. Ama bu da nereden kaynaklandı? Zaten temsilciler orada. Fark da biraz açıldı artık. Artık belirginleşti. Yani başa artık baş gitse büyük sıkıntılar çıkabilir. Olabilir tabii. Artık kopma ama şu vardı. Hala ilk turdan bitme ihtimali vardı. Aslında Aytun Bey yani 350 oydu aradaki fark. Ama yani hiç şey etmedi bilir misiniz? Yani ben tüm oyları, tüm konuştu. 100 demeti bildiğim için hep 40-50 arası. Hiçbir zaman 60 yani, olmadı. 60, 60 oldu örneğin bir defa, evet. Ama diğerinde 28 oldu. Evet. Yani o denge hiç kaçmadı. Evet. 40-50 arasında o bantta gitti geldi. Şimdi ben şey de düşünüyorum. Şimdi tabii belirli noktalarda şey beklentisi var. Şimdi bu süreç Ulusal Birlik Partisi'nde kopmalara sebep olabilir mi? Olmayabilir mi? Ben bir şey gözlemledim. Adayların hiçbirinin Aytu Bey bu kitleleri alıp da başka bir yere yönlendirecek güç yok. Yani bu tartışmasız bir gerçektir. Örneğin bugün Ünal Bey dese ki burada üye yazılmasında sıkıntılar oldu. Benim yıllarca partilim var, destek yapan insanlar var, bana oy verecek diye parti dışına itildi. Mantığıyla Ünal Bey ayağa kalksa ve ben gidiyorum dese, siz burada yanlış yönetiyorsunuz dese, sanırım ben sadece Ünal Bey o kapıdan çıkacak. Aynı şey Nazım Bey için de geçerli, aynı şey Ersin Bey için de geçerli.
Aynı şey Hüseyin Bey için de geçerli. Yani bu sonuçlar ve bu yaşanan olay Ulusal Birlik Partisi'nden ayrılanın peşinden bir kitleyle başka bir yerde hayat bulmasının mümkün olmadığını gösterdi. Dolayısıyla bu adaylar Ulusal Birlik Partisi içerisinde hayat bulacaklarını görmeleri lazım. Ve bence o kırılganlıklar da geçecek. Yani ilahi adalet diyelim, yani çıkan sonuçlar o şekilde çıktı ki. Yani Ersin Bey yılların partilisi, şu anda ikinci sırada. Hüseyin Bey hatırı sayılır bir oy aldı ve fark attı. Ve bu artık bu seçim sonuçlarından sonra bütün adayların birlikte hareket etmesini zorunlu kıldı. Ve bu güzel bir nokta siyaset açısından, yani parti açısından. İnşallah yani haftaya da sağ salim olur, ama ben haftaya katılımı düşük bekliyorum. Onu yayına girmeden önce de size aktardım. Çünkü az önce de söyledik. Yani bir önceki haftadaki siyasi noktalar farklı, bir sonraki haftada duruşlar farklı olabilir. Bu yönde ben bu hafta katılımın daha yani 6000 üye de olabileceğini düşünmüyorum. Yani tabii bir başka düşünce şu var. Yani o gelmeyen 3000 şey var. Yani bunlar neden gelmedi? Bunların üzerine herhalde isimler belirlenmiştir de artık aşağı yukarı çalışmalar yapılmıştır. Bu insanlar neden gelmedi? Bu insanlar gelebilir mi? Ama onların tercihi belki şu anda partinin üyesi olabilir, ama şu anda kalben partiden uzak olabilir. Veya Derviş Bey gelebilir mesela, Meral Hanım gelebilir. Gelir mi haftaya? Bilmiyorum, yani bu davet konusu bayağı gündemde kaldı. O da prim, ondan da prim çıkarmak uğraşı için. Yani orada bence bu davetlerin yapılması gerekiyordu Aytu Bey. Yani eski siyasilere, partiye emek verenlere birlik ve beraberlik açısından bu davetlerin yapılması lazımdı. Daha ilginç bir nokta, salonda resimlerin olması gerekiyordu. Yani en azından eskiye duyulan derin saygının izleri bu konuda olabilir. Yani düşünülmemiş olabilir veya başka etkenler olabilir. Ben katılıyorum. Olması gerekiyordu bunlar. Ama bu dün yaşanan o şöleni engel olabilecek veya o şöleni etkileyecek noktalar değildi. Sonuçta öye geldi. Resimler asılmamızsa ona göre değerlendirmesini yaptı. Ve ileride de bununla ilgili değerlendirmesini yapar. Ama benim dikkatimi çeken bu resim konuları, biliyorsunuz daha önceki kurultaylarda da yine gündem olduydu. Beraberdik yine. Aslında şimdi bir şey söyleyeceğiz, ayrı olacak ondan sonra. Şimdi resim yok diyenler neden daha önce tam tersi bir tavır ortaya koyuyor? Yani ben yani tam ona geliyordum. Buyurun. Yani bu hep olması lazım. Dönemine göre olmaması lazım. Eğer büyüklere saygı açısından bu resimlerin salonda, değerler açısından bu resimlerin salonda olması gerekiyorsa her dönem olması lazım. Ancak dediğimiz gibi salonun boşluğundan belli beklentisi olanlar, ondan prim elde etmeye çalışanlar, resim konusunda prim elde etmeye çalışanlar daha önce bu resimler asılmadığı zaman niye aynı tepkiyi göstermediler? Bunları da değerlendirmek lazım. Tabii ki bunların yapılması lazımdı. Yapılmadı, ama bunlar bundan sonraki süreçte inşallah bu spekülatif söylemlere yer olmayacak şekilde ortadan kaldırılır. Evet. Yani bu şekilde değerlendiriyorum ben dünkü süreci. Yani hatalar vardı, yanlışlar vardı, eksikler vardı. Üye yazımında sıkıntılar vardı, ama bunlar zaten olması lazım. Çünkü bu sistem bir anda oturmayacak. Tabii. Peki, yorumlardan devam edelim. KKTC'de OHP'nin dün gerçekleşen 7 kişilik genel başkan adayı için yapılan seçimler ve ardından açılan sandıklardaki oyların okunması özellikle sabaha kadar sürmesi demek, gidişatın, hareketin yavaş olmasından sağlandığı ortaya çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmediği Guinness Rekorlar kitabına geçmelidir. Türkiye'de seçimler vardı fakat 2-3 saatte tamamlanıp açıklandı. KKTC'de bu kadar az insanın oy kullanması, sabaha kadar sürmesi çok komik ve gülünç oldu dünyaya bakıldığı zaman. Başkan olmakla
her şey bitmez. KKTC'yi daha iyi geleceğe, halkın derdini, üzüntüsünü dinleyip yerine getirmek ve ülkeye bayrağı sahip çıkmak gerekir. Ali Bey, İbrahim, United Kingdom. Tabii ki burada yani şu anda ben onu diyorum. Yani bu süreçte başkan olarak layık görülmenle bu iş bitmiyor. Yani tabii daha da öyle bir şey de yok. Yani hayır yani olmuyor. Yani kimin olacağı önemli değil. Yani belli şu anda Hüseyin Bey veya Ersin Bey. Yani burada bitmiyor. Esas halkın önünde buna layık olmanız lazım. Biliyorsun İrsen Bey kurultayı kazandı. İkinci tura kaldı. Orada yapılmadı, mahkeme kararıyla yapıldı. Ve ikinci tura kaldığım yarışta İrsen Bey kazandı. Ve parti başkanı olarak devam etti. Ama takriben 6 ay sonra da İrsen Bey ne parti başkanı, ne milletvekili, ne başbakan olabildi. Yani bu aslında parti içinde bu başarının elde edilmesiyle siyaset bitmiyor. En önemli nokta halk önünde siyasette başarılı olmak. Evet, az önce konuşmamızla ilgili bir yorum var, onu söyleyelim. 300 oy ile zorlu törenin bir seçimde milletvekilliğini de kaybedeceği görülüyor denmiş. Tabii milletvekilliği genele seçim yaymak doğru olur mu? Bence öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü genel seçimlerde noktalar farklı. Halkın bakış açıları farklı. Tabii yani bu ille de bu seçimde başarılı olanların milletvekilliğini %100 alabileceklerini veya başarısız olanların milletvekilliğini kaybedebileceğini düşünerek hareket etmek yanlış. Ama aslında parti içinde yaşananlardan da ders çıkarmak lazım. Eğer bu süreçte yaşananlardan ders çıkarmayanlar varsa ve yine kabul edilmeyen, çünkü biliyorsun partinin üyeleri de halk içinde yaşayan insanlar ve seçmen niteliği taşıyorlar. Halkın bu verdiği oylardan gerekli mesajı almayanların da kaybetme ihtimali yüksek bir genel seçimde. Tabii genel seçimlere gelirsek Aytu Bey, yani benim gördüğüm çok uzun tarih olmamakla birlikte çok yakında bir erken seçime doğru gitme ihtimali kuvvetle muhtemel. Yani Hüseyin Bey seçilse de? Seçilse de kaybetse de. Benim düşüncem bu. Çünkü aslında bir hükümet ortaklığı var. Ama tam anlamıyla çalışabilecek bir hükümet ortaklığı veya bir yapı şu anda yok. Belki bu Ulusal Birlik Partisi kurultayı sebebiyleydi. Belki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Demokrat Parti ile kurduğu hükümette aslında tek başına ülkeyi yönetirmiş gibi bir hakka sahip olması şu anda onu devam ettirebileceği düşüncesindedir. Tabii büyük sıkıntılar var. Yani parmağımızın arkasına da saklanmamak lazım. Su ve yönetimi büyük bir sıkıntı. Bu çok böyle çok kolay iki siyasi partinin aşabileceği bir nokta değil. Burada yani Ulusal Birlik Partisi kanadından yapılan her açıklama kanaatimce ince çekirdeğini doldurmaz. Neden? Çünkü siz hükümete girerken bir program ortaya koydunuz. Hükümet programı. Hükümet programının içinde çok net yazıyor. Özel su yönetimi kurumu tarafından Türkiye'den gelen su yönetilecek. Suyun yönetilmesi değil sıkıntı. Nedir o zaman sıkıntı? Yani suyun yönetilmesinde bir sıkıntı yok. Yani sunun şuraya verilmesi, buraya verilmesi değil. Su, özel yönetim bütün ülkenin suyu. Çünkü biliyorsunuz bu yapılan sistemle bugün Lefke'den Dipkarpaz'a kadar artık sunun ulaşma imkanı var. Yalnız Türkiye'den gelen suyun değil, Yeşilırmak Barajı'nın, Lefke Barajı'nın suyunun da, Gönyeli Barajı'nın suyunun da artık kıymetli, değerlendirilebilecek ve belirli yerlere ulaştırılabilecek imkana sahip olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani şu anda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen su yok. Tamam işte su kurumu tümünü yönetecek ona göre strateji belirleyecek, politika verecek. Zaten Su İşleri Dairesi'nin mutlak bu yönde görevi var. Esas da bu sunun satışı ve pazarlamasıdır sorun. Yönetimi değil. Yani yanlış tabirler kullanılıyor. Bir ülkede suyu tabii ki kendi ülkenin oluşturacağı bir organ yönetir. Yani bugün siz Yeşilırmak Barajı'nda çıkan suyu Mesarya Ovası'nda tarımda kullanacaksanız bunun kararını o kurul verecek. Ama şu anda ülkede iki su satıcısı olacak. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çünkü senin de su kaynakların var. Bunlar da artık ekonomiye kazandırılacak sulardır. Satıcılar olacak ama bu alan suyu da halka satacak olanlar.
Bunları bir kurul düzenleyebilir, bir yasayla düzenleyebilir. Bu aracılar çoğaldıkça biraz da maliyet de çoğalacak. Çoğalacak şimdi. Ama şimdi bu suyu bireylere ulaştıracak yerdedir sıkıntı. Yani protokolde, hükümet protokolünde bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani burada özel bir şirket ihaleye girip bu suyun satın alınmasını ve bireylere satışını yapabilmesidir sıkıntı. Türkiye diyor ki kurulumu oluştur, suyu denetle, suyun dağıtımını kontrol et, hukuken sende olsun. Belki bir belediyeye siz haddinden fazla su vereceksiniz. Bunu denetlesin, bazı yerlerde eksik olabilir. Yani bu bir denetim istiyor. Ama bu suyun satışını kim yapacak? Sıkıntı orada gelip dinliyor. Yani Beski belediyenin kurduğu şirket, ben adanın suyunu yöneteyim diye kurulmadı. Hayır, dağıtım ben için. Ben suyu dağıtım satayım diye kuruldu. Evet. Burada sıkıntı var. İşte Türkiye diyor ki ben bu suyun satışını devlet kurumlarının yapmasına karşıyım. Yani firma bu suyu alacak, karını koyacak, Aytu'ya satacak, Hasan'a satacak, parasını toplayacak, ödeyecek. Yani sıkıntı orada. Beski de bir şirket ama bakıldığında. Özel bir şirket. Ha. Yani ha, ihaleye mi girsin? Şirketler yasası altında kurulan bir şirket. Ha. Yani şu anda Aytu Bey gözden kaçan bir şey var. Belediyelerin şu anda bireylere suyu ulaştırılmasında altyapı açısından bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı bu suyun tarımda kullanılmasındadır. Çünkü onun tarıma kanalize edilmesi için bir yatırım istiyor. Düşünün 600 ki, milyonluk bir tabii çünkü bahsediyor. Bu su geliyor Anayasale hattından gidiyor. Yani Mausa'dan, Lefkoşa'dan Mausa'ya doğru gidiyor. Ama bu suyun Paşaköy'e ulaşması lazım. Bu suyun Yiğitler Ovası'na ulaşması lazım. Bu suyun Geçitkale Ovası'na ulaşması lazım. Bu ovalara bu suyun ulaşması için bir altyapı istiyor ki tarlaya kadar ulaşabilsin. Sıkıntı orada. Şimdi belediye diyor ki ben evlere dağıtırım. Onun için su benim kontrolümde olacak. De bu bence tereddütlü olan bir nokta. Tabii elektrikle ilgili de sıkıntı var. Her noktada sıkıntı var. Tabii bunlar aşılabilir mi? Evet aşılabilir. Aşılmayacak sorunlar değil ama birlikte hareket edilirse aşılabilir. Ben şu ama anda şu mesaj veriliyor. Yani bakın kurultay ben biraz Sayın Hüseyin Özgürgün'ün son çıkışlarının kurultaya yönelik olduğuna inanıyorum. Yani 6 aday var karşınızda. 6'sı da tabana sizin işe hükümetle ilgili yanlışlarınızdan dem vurup şey istiyor. O prim istiyor, topluyor. Prim topluyor. Siz de çıkıp gerekirse çekiliriz hükümetten gibi bir takım çıkışlar yaptınız. Ben bunların çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü 1-2 hafta öncesinde yapılan açıklamalara baktığımızda hükümet gayet uyumlu gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok falan. Ne zaman ki seçim sattım haline girildi ve artık sertleşmeye başlandı. Sayın Özgürgün'ün de mesajlar biraz sertleşti. Yani biz de dik duruyoruz. Çünkü sürekli eleştiriliyor. ÇTP'ye koltuk değneği oldu. ÇTP'ye yama oldu. İşte DEP'nin bakanlıkları bölündü de alındı. Bunlara karşı bir dik duruş sergilemesi lazımdı. Tabii ki yani Hüseyin Bey de genel başkanlığa aday olmuşsa parti tabanına da o yönde mesajlar vermesi gerekiyor ki koltuğunu korusun ve o gücü korusun. Yani tabii ki bunları değerlendireceğiz. Tabii o seçim dönemlerinde ve parti içi seçimlerde söylemler farklılaşabilir. Hı. Ben bunda da hemfikirim sizinle. Tabii ki bunlar olacak. Ama yani mutlak olarak radikal tedbirleri alabilecek mi bu hükümet? Ben ona bakıyorum. Çünkü ben bakıyorum. Örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel sekreteri Kıptekin özelleştirmesiyle ilgili yasayı hazırladık. Hı hı. Ve değerlendiriyoruz. Yani sanki her şeyi ÇTP yapıyor. Bundan kurtulması aslında lazım. Aslında her şeyi ÇTP yapıyor değil, her şeyi Tufan Hoca yapıyor sanki. Yani evet, yasa yani, eşittir Tufan, Tufan Hoca. Evet. Yani bir kişi sanki her işi yapabilecek. Yani ne aynen kadar da kapasiteli olsa tabii ki yapamaz. Yani hayır yani, ama her konuda da bilgi sahibi olamaz. Tabii yani ki. Biz hukukçuyuz ama şimdi bir elektrikle ilgili, bir suyla ilgili adımlar atılacaksa bu konuda teknik uzmanların olması lazım. Teknik bilgiye sahip olma. Yani her şey yapabilme kabiliyetine, hukukçu olma kabiliyetine sahip olmakla çözülmüyor. Tabii bunların aşılmayacak sorunlar değil Aytu Bey. Yani ben onunla hemfikirim. Aşılabilir ve şeyi de kabul etmemiz lazım. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi de üyeleri de bu ülkenin insanları. Yani niye Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs konusunun çözümünde farklı görüşlere sahiptir diye
bir ülkenin yönetiminde birlikte hareket etmesi. Onda da çok farklı mılar diye ben sorabilirim yani. Hayır yani konu şimdi uzar ama toplumun hayır toplumun erken. Hani toplumun bakış açısından size hı-hı. söylüyorum. Yani tabii ki olabilir. Güneyde bütün siyasi partilerin Kıbrıs'taki konusundaki çözüm yöntemleri ve beklentileri aynı mı? Değil. Ülkenin iç işleyişindeki sorunlar farklıdır. Kıbrıs konusundaki bakış açıları farklıdır. Biliyorsunuz güneyde her siyasi partinin kendine göre görüşü var ama ulusal konsey denen bütün siyasi partilerin olduğu bir oluşum var. Kıbrıs konusundaki kararlar ulusal konseyde alınıyor. Yani herkes kendi siyasi partisindeki düşüncesini savunuyor ama Kıbrıs konusunda nihai kararları başkan da dahil ulusal konseyde konsensüs sağlayarak veriyorlar. Baktığınızda farklı farklı görüşteki partiler bir koalisyon kurabilir. O ülkenin iç işleyişiyle, ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Kıbrıs konusunda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Ama nihai uygulanacak metot veya talepler hepsinin birlikte değerlendirip bir masa etrafında toplanarak yapmış olduğu adımlarla oluyor. Bizde böyle bir sıkıntı var. Bizde her şeyi Kıbrıs konusuna endekslediğimiz için siyasi partiler de Kıbrıs konusuyla endeksli siyasi yaşam bulmaya çalışıyor. Artık bunun arınmamız lazım. Evet. Yani artık biz kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek her şeyi Kıbrıs sorunuyla çözüldüğü zaman hayat bulacak mantığından kurtulmamız lazım. Çünkü evet inşallah bu belirsizlik ortadan kalkar ama biz bu belirsizliğin ortadan kalkmasından sonra da birlikte yaşamaya hazır olmamız lazım. Altyapımızda, yolumuzda, elektriğimizde, suyumuzda, binalarımızın düzenlemesiyle, çevremizde, denizimizde, her şeyimizde. Yani bu birlikteliğe bir her an birlikte olacakmış gibi adımlar atmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Her şeyi Kıbrıs konusuna endeksledik. O çözülürse sanki her şey çözülecek gibi düşünüyoruz. Peki, bir 5 dakika erken bitiriyoruz. Sizi bırakacağız. İşiniz var. Teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğiniz için. Sabahleyin bir baktım. Benim kalktığım vakit siz burada paylaşım yaptınız. Biz yatıyoruz. Evet. Yoğun bir gün geçti. Yattık uyuyamadık. Onu söyleyeyim hemen. Ben de uyandırdım sizi. Ondan da değil. Çünkü Ercan Havaalanı'nda yaşanan bir olumsuzluk vardı. Onu bilgisi geldi. Saat 11'de arkadaşlarımızı yolladık oraya. Ve bir önemli bir konu aslında. Yani çok daha kötü bitebilirdi uçağın içerisindeki insanlar evet. açısından. İşte bizim hiç ülkemizde bugüne kadar yaşanmadığımız, duymadığımız olaylar yani Allah korudu. Evet. Bir sıkıntı yani öyle olmadı. Basit bir olay değildi. Tabii. Biz de seferber olduk o yüzden. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Tübe Bey ben teşekkür ediyorum. Haftaya herhalde gene beraberiz cumartesi ya da sabah pazar. Sabah erkenden birlikte. Peki. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Evet bitiriyoruz. Biraz erken bitiriyoruz bugün. Sayın Hasan Yücelen'le birlikteydik. Kendisinin de bir takım işleri var. Biz de hemen görevimize devam edelim tabii. Çünkü bugün gündem yoğun. Hem AK Parti iktidarı sonrasında dövizdeki durum konuları var. İyiye doğru bir gidişat var. Bu akşam saat 18'de ara bölgede liderlerin toplantısı var. Tabii ki sonrasında çıkışta yapılan açıklamaları yine Diyalog TV'den canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz bu akşamda. Ülke gündemi yoğun, biz de yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi haber neredeyse biz oradayız ve haber izlemek isteyenler de Diyalog TV'de ayrılmasın diyelim. Yarın tekrar detay programı için 14'te karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.